Bugün sizlere Almanya'da iş arama vizesine nasıl başvurulur bundan bahsediyor olacağım. Bu vize için bana hangi evraklar gerekli? Son evrağımız arkadaşlar dil gerekliliği. İş arama vizesi süresince iş bulduğumuz takdirde arkadaşlar yapmamız gereken tek şey bizim alacağımız oturumun kanun maddesi nedir bundan bahsedeceğim. Oturum belgesinin ücreti ne kadardır? Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Almanya'da iş arama vizesine nasıl başvurulur bundan bahsediyor olacağım. Öncelikle arkadaşlar isterseniz iş arama vizesi nedir bundan bahsederim. Daha sonra da ilgili vize için hangi evraklar gerekli bunun üstüne konuşalım. İş arama vizesi arkadaşlar Almanya'ya gelip bize 6 ay boyunca iş arama olanağı sunan bir vize türüdür. Şimdi de gelelim arkadaşlar işin evrak kısmına. Bu vize için bana hangi evraklar gerekli? Çalışma vizesinin başvuru evraklarının tam listesini görmek isteyen arkadaşlarım için Alman konsolosluğunun 18 nolu bilgi notunu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar gerekli vize evraklarını maalesef size tek tek açıklayamayacağım çünkü video uzar. İlgili evrak listesinde 3 tanesi var ki bana göre bu en önemlileri. Sizlere birazdan bundan bahsediyor olacağım. Şimdi isterseniz arkadaşlar az önce bahsettiğim Almanya'da iş arama vizesi için en önemli 3 evrak nedir bundan bahsedelim. İlk evrakımız arkadaşlar üniversite diplomamız ya da mesleki eğitim belgemiz. İsterseniz arkadaşlar bu iki evrakla ilgili küçük bir parantez açalım. Öncelikle arkadaşlar üniversite diplomamız için küçük bir parantez açalım. Üniversite diplomamızın yanında Anabin sitesinde yer alan üniversitemizin yanında H artı ibaresinin olduğu sayfanın çıktısını da bizden talep ediyorlar. Peki ben üniversite diplomamın H artı olup olmadığını ya da ilgili sayfa çıktısını nasıl alırım diye merak eden arkadaşlarım için kanalda Anabin sitesiyle ilgili bütün detayların bulunduğu bir video mevcut. Dileyen arkadaşlarım o videoya kısa bir göz atabilir. Eğer bizim mesleki eğitim belgemiz varsa arkadaşlar bu belgemizin Almanya'da denkliğinin alınmış olması gerekiyor. Üniversite diploması ve mesleki yeterlilik belgesi demişken arkadaşlar bu da size önemli bir detay paylaşmak istiyorum. Eğer bizim mesleğimiz Almanya'da aranan meslekler arasında ise örneğin sağlık sektöründe çalışıyor isek bizden bu durumda Beruf Ausübung Erlaubnis belgesini de talep edebilirler. Bu belgede arkadaşlar sizin anlayacağınız gibi de çalıştığımız alanda biz profesyonel bir ehliyete sahibiz gibi bir durumlara denk geliyor. Şimdi geçelim arkadaşlar ilgili vize için ikinci evrağımıza. İkinci evrağımız da finansal gelir kaynağımız. Arkadaşlar bu gerekliliği tamamlamamız için bizim önümüzde iki tane seçenek var. Birincisi Sparekonto yani bloke hesap. İkincisi arkadaşlar Verpflichtungserklärung. Bunu da arkadaşlar bir dilekçe olarak, taahhütname olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Almanya'da yaşayan akrabamız bize bu şekilde ben burada yaşayan akrabamın geçim kaynaklarını ya da geçim giderlerini karşılamayı taahhüt ediyorum şeklinde bir yazı hazırlaması yeterli olacaktır. Şimdi geçelim arkadaşlar son evrağımıza. Son evrağımız arkadaşlar dil gerekliliği. Almanya'da iş arama vizesine başvurmamız için arkadaşlar bizden B1 seviyesinde Almanca sertifikası talep edilmekte. Almanya'da iş arama vizesi için son detayda arkadaşlar vize ücreti. Alman konsolosluğu arkadaşlar ilgili vize için bizden 75 euro ücret talep etmektedir. Evet değerli arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyorum. Videonun bu bölümünde sizlere arkadaşlar Almanya'da iş arama vizesi süresi boyunca iş bulduğumuz takdirde ilgili vizeyi nasıl oturum iznine dönüştürebileceğimiz hakkında bir takım bilgiler veriyor olacağım. İş arama vizesi süresince iş bulduğumuz takdirde arkadaşlar yapmamız gereken tek şey bulunduğumuz bölgenin yabancılar dairesine başvurmak. Burada da küçük bir parantez açalım arkadaşlar. Oturum vizesine iki şekilde başvurabiliriz. Birincisi Aufenthaltstitel yani oturum belgesi. İkincisi Blau Kart yani mavi kart. Bu iki oturumdan hangisini alacağımıza bizim maaşımız belirliyor arkadaşlar. Eğer maaşımız mavi kart için belirlenen ücretler skalası arasında yer alıyorsa mavi karta başvurabiliriz. Almanya'da mavi karta nasıl başvurulur, nasıl oturum alınır diye merak eden arkadaşlarım için kanalda videosu mevcut. İsterlerse detaylı bilgi için o videoya bakabilirler. Son olarak da arkadaşlar size oturum belgesinin ücreti ne kadardır ve bizim alacağımız oturumun kanun maddesi nedir bundan bahsedeceğim. Almanya'da iş arama vizesinin oturum iznine dönüştürebilmesi için gerekli ücret arkadaşlar ortalama 100 euro civarındadır. Alacağımız oturum izninin kanun maddesini merak eden arkadaşlarım için ilgili maddeyi videonun açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bu video sizin için faydalı olmuştur. Buraya kadar beni izlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Son olarak arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beni desteklemek için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hepiniz hoşça kalın.